Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişi sürekli fikir değiştirebilir, o anlık olarak kararlar alabilir, verdiği kararlardan vazgeçebilir, bazı kişilerde duygu durumlarında değişiklik de görülebilir. Buna örnek vermem gerekirse, kişi başladığı işi bitirmeden başka bir işe geçebilir, ayrıca çabuk sıkılma ve işin devamını getirememe en belirgin özelliklerinden diyebilirim. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin biraz belirtilerini ifade etmek isterim. Detaylara dikkat etmede zorlanma ve sık hata yapma gözlemlenebiliyor. Bir şeylere odaklandığında dikkati oraya vermekte sorun yaşıyorlar. Verilen bir sorumluluğu sürdürme ve onun takibinde güçlük çekme. Bir konu üzerinde konuşulduğunda o konuyu dinlemekte zorlanabiliyorlar. İş hayatında ya da özel hayatında planlama yaparken zorlanmalar oluyor. Odaklanması ve yoğun düşünmesi gereken işlerden kaçınabiliyorlar zaman zaman. Ve bir konuya odaklanmaya çalışırken dikkatleri çabuk dağılıyor. Ya da rutin işlerde aksaklık yaşama ve unutma gibi problemler gözlenebiliyor. Sık olan şeylerden biri de eşyaları bulmakta ve çoğu zaman nerede olduklarını hatırlayamıyorlar ya da kaybedebiliyorlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Yani insanın hayatında her unsurlar var. Yani bütün aslında yaşadığımız şeyler hepimizde mevcut. Bütün dikkatsizlikler ya da duygusal, düşünsel şeyler. Bu bütün belirtileri aslında her okuduğumuz belirtilerden bir parçalar bizde var. O yüzden kendimize tanı koymak yerine doğru şekilde, doğru uzman desteği alarak, psikolojik açıdan farkındalıklar kazanarak daha doğru bir yol izlememiz daha doğru olacaktır. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu maddi sorunlara, iş kayıplarına, aile sorunlarına, ek başka psikiyatrik hastalıklara da sebep olabilir. Mesela alkol bağımlılığı, anksiyete bozuklukları, depresyon. Bunlar da aslında neden olan kısımları var. Nörobiyolojik zemini olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için ilaç tedavileri bütüncül tedavi yaklaşımının temelini oluşturmakta. İlaçların erişkinde tıbbi ve ruhsal eş tanımları gözeterek planlaması gereklidir. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda tedavi sadece hastanın yaşam kalitesini değil, aynı zamanda yakınlarının yaşam ve ilişki kalitesini de artırmaktadır. İlaç tedavisiyle birlikte kişinin uygunluğuna göre terapi modelleri de tercih edilerek tedavi güçlendirilmiş olur. Psikoterapide amaç saptanırken kişilerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlar kişiye özgü olarak incelenir ve erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun etkileri her kişide bireysel olarak belirlemek ve yeni başa çıkma stratejileri araştırmak tedavinin en önemli noktasıdır. Uygun yaşamsal müdahaleler, yönlendirme ve ilaç tedavisi ile kişinin işlevselliğinin ve kendinden memnuniyetinin artmasını olanak sağlar. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler.